Hazreti İbrahim ve karınca hikayesini bilirsiniz. Bu hikayede karınca Hz. İbrahim'in yakılacağı ateşe ağzıyla su taşır. Onu görenler bu işin boşuna olduğunu söyler. Onun cevabıysa ben de bunu biliyorum ama safım bilinsin isterim. Muradım bilinsin isterim diye cevap verir. Tabii bu hikaye doğru mu, değil mi, yaşandım gerçek mi bunu sorgulamıyoruz. Dine muhayir olup olmamasına, sosyal hayatına kadar deyip değmemesine aldanıyoruz. Bununla beraber bize verdiği mesaj çok önemli. Peki nasıl bir benzerlik var derseniz bugün geldiğimiz Kur'an kursunda kardeşlerimizi hataya, yanlışa, eğriye, belki de küfre karşı, o ateşe karşı su taşıyan küçük kalpler olarak değerlendirebiliriz. Altında Tevhid camideyiz ve küçük kardeşlerimize bir güzel yarışmayı, bir güzel sohbeti sizlere aktarmak üzere ekran başına hoş geldiniz belirtiyoruz programımız başlıyor. Programımıza tekrar hoş geldiniz. Efendim bugün Tevhid Camii'nde genç arkadaşlarımla onların heyecanıyla ama tabii bu heyecan onların ne söyleyeceklerini unutturan bir heyecan değil tatlı bir heyecan programımız başlıyor ve biz sizin varlığınızla programlarımızı önemsiyoruz. Çünkü sadece bugün burada olan kardeşlerimizin anne babaları değil bir sonraki seneye keşke ben de Kur'an kursuna evladımı gönderseydim diyen anne babalar için önemli bir mesaj bu. Onlar emin ellerde merak etmeyin. Hem bugünleri için sosyal faaliyetleri manasında fayda sağlıyor. Yarınlarında iz bırakmış olacak camide bugün bulunmaları cami, minberi, mihrabı, cemaati, imamı tanıyorlar. İnşallah fayda sağlayacak temennisindeyiz. Sizler de hoş geldiniz. Hoca Hanım, Ayşe Hoca hanım bugün yanımızda olacak. Onunla sohbet edeceğiz. Sonra da programımıza başlayacağız. Ayşe Hocam yanımızda. Kur'an kursu öğreticisi. Genç çocuklarımızın dimağlarına bugünden ne yerleştirebilirsek kar. Değil mi hocam? İnşallah. Nasılsınız? İnşallah teşekkür ederim Allah razı olsun sizler nasıl? Çok şükür bizler de iyiyiz. Allah nasıl geçiyor verdi. bu yazın bu güzel Kur'an kursu? Valla de... her yazımız çok dolu ama maşallah bu yazın genel herhalde bütün kurslarımızda aynı hocalarımızdan aynı şeyleri alıyoruz. Daha fazla katılım var. Tam da camilerde çocuk sesini yansıtan ifadeyle ciddi anlamda çok güzel çocuk seslerimiz var. Son iki hafta kalmamıza rağmen hala maşallah o çocuk sesleri Kur'an evet. kurslarımızda camilerimizde yankılanmaya devam ediyor elhamdülillah. İnşallah olsun Hocam şimdi bazen biliyorsunuz e, cemaatimiz bugün artık değil. Çünkü Diyanet İşleri Başkanımızın da bu yönde ifadeleri evet. var bütün personel gençleri başkanlığımızın tüm personeli bu konuda hassas. Bazı zamanlar geçmişte yaşandı belki onun izi üzerinden konuşuyoruz. Evet. Çocukların camide biraz ses yapmaları, biraz gürültü yapmaları, oynamaları cemaatin namaz esnasında evet. işte huzurlu bozması mıydı falan böyle ya evladım sen sus diyerek gönülleri kırdığımız oldu geçmişte. Evet. Biz yapmışız gibi düşünelim. Ama artık onların sesleri çok önemli. Hazreti Peygamber örneğinden devam ediyoruz. Evet. Tabii bir caminin adabı var. Kesinlikle. Ama yine de cemaatten artık böyle onların buradaki varlığından mutlu olanlar var mı? Nasıl gözlemliyorsunuz? Ben e, eski zihniyetin çok kalmadığını, onların çok tek tük kaldığını düşünüyorum. E, gerek camilerde gerek kurslarda. E, aksine bir susan çocukları çok sevmiyoruz. <laughs> Konuşan böyle ses yapan Katılan. dediğiniz gibi tabii bir adab ve edep olacak ee, ama onu sağladığınız takdirde o sesler çıksın çıkmalı diye düşünüyorum ee, çünkü çıkmalı ki çocuklar kendilerini ifade etsinler ee, isteklerini konuşabilsinler. Ee, Öbür tarafta yani çıkmadıkları takdirde çocukların daha pasif olacaklarını düşünüyorum. Verimli geçmiyor. Verimli geçmeyeceğini düşünüyorum. Kendilerini ifade etmeyeceklerini düşünüyorum. Elhamdülillah bizim camiada ya da benim gözlemlediğim kadarıyla o sıkıntıların hemen hemen gittiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Siz peki kendi Kur'an kurs yıllarınızı hatırlıyor musunuz? Gittiniz Hatırlıyorum. Mi? Kesinlikle ben hatta her sınıfa girdiğimde onu anarak giriyorum. Ee, eğer öldüyse Allah rahmet eylesin Amin. 300 kişilik bir sınıfta bir erkek hocamız vardı ee, kesinlikle ne bize bağırır ne kızar ee, kaç sene öncesinden bahsediyorum 40 yıl öncesi belki ee, çok güzel anılarım var benim Kur'an kursuyla ilgili ee, 4 kişiyi bir masada okudurdu hocamız hafızdı ee, ve İdealim oldu. Evet. Ee, hamdolsun. O güzelliklerle inşallah bizde yapmaya çalışıyoruz İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocamızla biraz hasbihal ettik. Şimdi yarışmamıza geçelim. Sonra da yine jüri olarak davet edeceğiz. Önce kardeşlerimizi tanıyalım mı? Buyurun. Mihrap Takımı yarışmacıları. Vahide Yürüden, 12 yaşında. Kur'an-ı Kerim okumayı alışkanlık edinmiş. Mercan Altuntaş, 12 yaşında. Dini kitaplardan bilgiler edinmek onun için çok değerli. Zeynep Tural, 12 yaşında. Boş zamanlarında arkadaşlarıyla ile bisiklet turu yapıyor. Rabia Koçak Er, 12 yaşında. O küçük bir medya okur yazarı. Televizyon programlarını ilgiyle takip ediyor. Mina Akbaş, 12 yaşında. Boş zamanlarında ezberine yeni sureler ekliyor. Minber takımı yarışmacıları. Nisa Çolak. 11 yaşında. Yüzmek onun için hem spor hem de eğlenmek demek. Nazlı Çeriz, 14 yaşında. Yaz aylarını kitap okuyarak değerlendiriyor. Elif Nur Tosun, 12 yaşında. Spor yapmak tatillerinin vazgeçilmezi. Rümeysa Sezer, 9 yaşında. Bisiklet sürmek, onun için spor yapmak da demek. Ve Medine Çökmez, 13 yaşında. Voleybol oynamayı çok seviyor. Kardeşlerimizi tanıdık adet o mihrap takımından yine başlıyoruz. Kim var birinci yarışmacı bakayım. Vahide al bakalım mikrofonu eline. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin. Şimdi e, yarışmanın ilk yarışmacısı olmak şey değil mi? Biraz böyle yani ilk konuşuyor olmak stres verici mi? Nasıl yorumluyorsun? Heyecanlı. Heyecanlı değil mi? Evet. Ama öyle çok da sıkıntı verici bir durum yok. Evet yok. Şimdi sorulara bakıyorum. E, sizin... Bugüne kadar müfredattan, kitabınızdan, hocalarınızın anlatımıyla işlediğiniz konulardan, belki ailenizle öğrendiğiniz konulardan, belki arkadaşlarınızla sohbet ettiğiniz konulardan kolaylıkla cevap verebileceksin diye düşünüyorum. Biz normalde 20 saniye, 15 saniye süre veriyoruz. Ama arkadaşlar genellikle bu süreye ihtiyaç hissetmiyorlar ama aranızda konuşma şansınız var cevabı. Yardım alma şansınız var. Mina buradan uzak gibi duruyor ama oradan yaklaşabilir ve sana sorunun cevabı konusunda yardımcı olabilir. Ne diyoruz bu yardımlaşmaya? İstişare diyoruz, mütalaa diyoruz, hep birlikte fikirleşmek diyoruz. Peki soruyu sorayım mı? Evet. Doğru cevap kartları nerede? Doğru cevap kartları burada mı? Peki yanlış cevap kartları nerede? Bu tarafta. Eğer yanlış cevap verirsen arkadaşların oradan olmadı bu kez dersine çalışmamışsın diyecekler. Doğruysa buradaki arkadaşların seni ee, oradaki kartlarda yazan ifadelerle tebrik edecekler. Sorumuz şöyle. Bize meleklerin özelliklerinden birkaçını söyler misin? Nurdan yaratılmışlardır. Peki. Yemezler, içmezler, uyumazlar. Dört mü oldu? Kaç oldu? Nurdan yaratılmış, yemezler, içmezler, uyumazlar. Dört oldu. Hadi bir tane daha söyle. Cinsiyetleri yoktur. Cinsiyetleri yoktur. Cinsiyetleri yoktur. Günah işlemezler değil mi? Evet. Onlar devamlı Allah ibadet eder. Doğru cevap oldu mu? Oldu. Kaldıralım o zaman pankartları. 10 puanı da hemen mihrap takımına hediye ediverelim. Heyecan kalmadı değil mi? Al mikrofonu söyle. Kalmadı. Bitti. Şimdi geriye kalan bütün sorulara cevap versen bile heyecan yok. Yok. Yok tabii mükemmel. Minber takımına merhaba diyelim. Kim varmış orada? Nisa varmış. Nisa nasılsın? İyiyim siz? İyi şükür. Nasıl geçiyor bu yaz Kur'an kursu? Çok güzel, çok eğlenceli. Neler yapıyorsunuz? Kur'an okuyoruz, dini bilgiler öğreniyoruz. Kardeşlerin var mı? Ablam var. Şimdi ablaya gidip o Kur'an kursuna değildin, burada değil. Şimdi ablan kaç yaş büyük senden? Ablam beş. Beş yaş büyük. Ne yapıyorsun mesela? Abla ben bugün bunları öğrendim, beni bir dinler misin diyor musun? Konuşuyor musunuz aranızda? Evet. Peki onun bildiği yerlerden mi çıkıyor? Bilmediği de oluyor mu? E bazenleri bilmediği yerler de oluyor. O da benden öğreniyor. Harika, müthiş bir işbirliği var. Uyumu gördünüz mü? Sana da bir soru soracağız. Tamam. Sorunun tabii beş kadar cevabı var. Birkaç tanesini de söylesen bizim için doğrudur. Problem tamam. yok. Şimdi peygamberlerin bazı özellikleri olması lazım gelir evet. değil mi? Çok normal sıradan bir insan peygamber olmaz muhakkak üstün özellikleri lazımdır. Evet. Peki bu üstün özellikleri bize söyler misin? Ee, bir arkadaşlarımla konuşabilir miyim? Tabii mi? ki işte bunu bekliyoruz. İşte gördüğünüz gibi istişare başladı. Medine'de onlara katılacak. Sıdık, evet. emanet, tebliğ, fetanet, ee... Ve son olarak Bir de neydi? İsmet. İsmet vardı. Ben de listemden kontrol edeyim eksik var mı? Anlamca da doğruluk manasına gelen uzak görüş ya da e, akıllı olmak, Allah'tan gelen bilgileri diğer insanlara yayabiliyor olmak, korunmuşluk gibi Türkçe karşılıkları olan özellikleri evet. söyledi. Doğru cevabı veri verdi, değil mi? Doğru cevap arkadaşlarına sana aferin bir dahi gördüm sanki helal olsun diye kartlarını kaldırdılar. 10 puan hanesine yazılı verdi minber takımının. Mihrap takımının ikinci sorusuna kim cevap verecek bakalım? Mercan. Mercan nasılsın? Al mikrofonunu. İyiyim sizler nasılsınız? Çok şükür. Mercan farklı bir ismin varmış senin. Evet öyle. Yani mercan çok kolay bulunabilen bir şey değil değil mi? Evet. Denizlerde saklı bu güzel evet. e, oluşum, taş, değerli. Şimdi senin sorunu soracağız. Kısacık bir cevabı var. Çok kolay bilgi olacaksın bence. Ama ondan önce Kur'an kursunda zaman nasıl geçiyor? bile sen anlat. Zaman çok eğlenceli ve heyecanlı bir şekilde geçiyor. Hmm. Eğleniyoruz öğretmenlerimizle. Güzel geçiyor vakitler. Peki sen ne iş yapmak istiyorsun büyüyünce? Doktorluk. Doktor ne doktoru? Ee, beyin cerrahı istiyorum. Beyin cerrahı. Hmm. Tamam. Bunun için neler yapıyorsun? Sadece hayal mi? Yoksa bilim dergilerini karıştırıyor musun? E, aylık böyle bazen sempozyum panellerden bilgiler yayınlanır. Onlara bakıyor musun? Programları izliyor musun? Böyle merakını biraz daha dolduruyor musun? Yoksa sadece hayal mi şimdilik? Hayal de ediyorum. E, evet doktorlarla ilgili programlar da izliyorum. Kitapta da fazla okuyorum. İnşallah. Allah nasip etsin diyelim. İnşallah. Doktorluğun en şey tarafı ne biliyor musun? Sıkıntılı tarafı. Bence benim gözlemim bu. E, aileden biri doktor olunca iyi oluyor tabii yani. Her ailede bir doktor varsa mükemmel. Ama eğer bir arkadaşınız bir tanıdığınız doktorsa oturdunuz tanıştınız bir muhitte bir ortamda. İşte arkadaşım benim Mercan doktor dediler. Ya Mercan şuram ağrıyor benim bir baksana diye hemen orada böyle sana sanki muayenehaneymiş gibi bakmanı istiyorlar. Böyle bir dezavantajı var. Ama doktorluk hakikaten bu ülkede belki bütün dünya için geçerli en çok saygı duyulan mesleklerden. İnşallah tüm arkadaşlarımız gibi sen de bu hayaline ulaşırsın diyelim ve sana sorunu soralım. Sorumuz şöyle. Allah'ın yapmamızı kesin bir şekilde emrettiği, istediği ibadetlere ne diyoruz? Farz. Farz diyoruz. Doğru cevaptır ve arkadaşlarım da hemen Aferin harikasın çok iyi diye sana puanı onaylarlar. Devam edelim şimdi de minber takımının ikinci yarışmasıyla. Farzı sorduk biraz terse gidelim Nazlı cevap versin bize. Nazlı ilk senen mi bu burada? Hayır hocam. Daha önce Hı -hı. geldin mi? Evet. Kaçıncı sene bu? İki. İkinci sene nasıl geçiyor? Güzel. Harika Eğlenceli. Eğlenceli evet. Pekala heyecan durumu nasıl Nazlı? Yani biraz. Biraz var değil mi? Aynen. Var ama senin soruyu doğru yanıtlamanı bence engelleyecek bir durum değil bu. Evet. Soralım mı? Peki senin sorun da yapılması, yiyilmesi, içilmesi kesinlikle yasaklanan şeylere, davranışlara ne deniyor, ne diyoruz? Haram. Haram diyoruz. Doğru cevap geldi mi? Evet geldi. El kartlarını kaldırdınız mı? Ön taraftan. Bir dahi gördüm sanki kartını kaldıran arkadaş biraz gecikti. Sonra hemen topladı yani bir dakika hayır ben doğru cevabı vereceğim, onaylayacağım diye. Sana da bir 10 puan geldi geçmiş olsun. Heyecanlı oldu? Güzeldi. Gitti değil mi bir anda? Aynen. Sohbet edince gidiyor ya. Elif sendeki durum ne? Bendeki durum Tut şey bakalım. Canım. Hı? Heyecanlıyım. Sende de var mı? Evet. Bak şu konuşma bile birazdan heyecan azalmış olarak. Kız ne yapıyorsun? baya gözlerini kapattın öyle. Çok mu heyecanlısın hakikaten? Evet. Bak ne yap biliyor musun? Sen bir Fatiha oku içinden. Tamam. Kendine. Bir tane de felak oku. Bir de tamam. arkasından. çok iyi gelecek. Tamam. Mı? Tamam hocam. Sen oku. Geliyorum ben. Mihrap takımı. Kim var sırada? Zeynep. Zeynep ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. İyisin değil mi? İyiyim. Peki burada bize en yakın arkadaşını göstersene. En samimi kim var? Rabia. Nerede? Hemen yanına almışsın evet. Rabia'yı. Bütün gün beraber misiniz? E, beraber Cami de beraber oluyoruz genelde. Cami çıkışında küsüyor musunuz? <laughs> <laughs> Ara sıra oluyor. Ca camide evleriniz yakın mı? Biraz var arası. Ya, komşu kızı değil yani. Hayır. Değil biraz uzak. Peki arkadaşınla neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Nasıl zaman geçiriyorsunuz? Rabia ile genelde bisiklete biniyoruz. Hmm. Ee, sure çalışıyoruz beraber. Bu gibi şeyler. Peki bisikletle Rabia mı daha hızlı sen mi? Ben. Sen mi daha hızlısın? Evet. Versene Rabia'ya mikrofonu. <laughs> Rabia şimdi yanında Zeynep yokmuş gibi cevap ver. Seni bisikletle giderken böyle geçince sinir oluyor musun? Evet. Evet ya bak bunu hissettim ben Rabia'dan hissettim. Niye geçiyorsun kızı? <laughs> İstemeden oluyor diyor. <laughs> Peki dikkat et beraber gidin. Ama dikkat ediyorsunuz değil mi? Arabalar bir anda çıkabilir. Çok tehlikeli. Yani ana yollarda değil, kenar, köşe, parklar etrafında mı geziyorsunuz? Tekrar alsın Rabia mikrofonunu. Öyle mi? Evet, genelde öyle oluyor. Tabii burada biz de hatırlatma yapalım şu manada. Trafikte ister istemez bu çok önemli bir bilgi. Trafikte araçlar motosikletleri fark edemiyorlar. Motosiklet sürücüleri kesinlikle daha fark edilir olmalı. Çok aralardan geçerken hmm, dikkatsiz davranmamalı. Bisiklet sürücüleri de görünür olmalı, dikkat etmeli değil mi? Evet. Bütün arkadaşlarımıza mesajımız bu. Peki. Soruna geçelim mi? Geçelim. Pekala. Sana da Hmm, çok isabetli olmuş. Peygamberimizin kız çocuklarının isimlerini soracağız. Arkadaşlarına da bir danış istersen, onlar da yardımcı tamam. olsunlar ve sorunun cevabını ver. Haydi bakalım. Evet. evet. Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Rukiye. Doğru cevap mıdır arkadaşlar? Doğru cevaptır. Ve Zeynep kendi isminin de bulunduğu değil mi? Zeynep'in kelime anlamı ne? Ee, kelime anlamı e, ben Peygamberimizin kızının ismi olarak biliyordum. Evet, en mühim kısmı burası. Evet. Hazreti Peygamberimiz bu ismi kızına vermiş. Bu tarafından mükemmel. Kelime anlamca da değerli taşlar mücevherler anlamına geliyor tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Mihrap takımının da 3. 10 puanını verdik, yazdık 3 soru. Efendim, sona geldik. 4. soruya geçelim Mihrap takımında az önce çok heyecanlı olan ama artık hiç heyecanı kalmayan, değil mi? Evet. Elif var. Elif ne yapıyorsun Kur'an kursu dışında? Yaz ayını nasıl geçiriyorsun? Yaz ayımı bisiklet sürmekle hmm. geçiriyorum. Kardeşimle oynamakla geçiriyorum. Kardeşin Ders... kaç yaşında? Kardeşim beşine girecek. Sen kaç yaşındasın? On iki. Hmm, arada bayağı yaş farkı var. var ama güzel oynuyor musunuz? Evet. Kız mı erkek mi? Kız. Kız. Adı ne? Hiranur. Hiranur. Neler oynuyorsunuz onunla? Onunla öğretmencilik oynuyoruz. O da kreşe gittiği için Kur'an harflerine çalıştırıyorum. Öyle Sen hemen tabii çok mantıklı. Sen bunu bilerek yapıyorsunuz o zaman. Evet. Hem oyun olsun hem de öğreteyim diye. Evet. Güzel. Ama o tabii bunun henüz farkında değil. Yani aslında senin amacının ona bir şeyler öğretmek olduğunu fark etmiyor. Oyuna dalıyor. Oyuna dalarken sen de bilgi veriyorsun. Evet. Harika. Şimdi sana bir soru soralım mı? Evet. Peki az önce Zeynep'e Hazreti Peygamber'in kız çocuklarının ismini sorduk. Sana da erkek çocukların ismini soralım. Sen de arkadaşlarına yardım al ve sonra da cevabı alalım. Hocam Kasım İbrahim evet. Abdullah. Kasım İbrahim Abdullah 10 puanı sana yazan bir cevap olur öyle mi arkadaşlar? Peki 10 puan daha geldi. Şimdi buradaki arkadaşlar diyor ki yani bizim elimizde bu kadar el kartları var. Hepsini kaldırın bakalım. Kaldırın hepsini. Etmeyin yanlış bu olmadı nasip değilmiş bir dahakine inşallah. İşte nasip değilmiş arkadaşlar. Yani nasip olsaydı kaldırırdık değil mi? Nasip değilmiş ama siz zaten bu el kartlarını kaldırmak istemiyorsunuz değil mi? Arkadaşlarınız cevapları versin istiyorsunuz. Peki teşekkür ederim. Devam edelim mihrap takımına. Biz bazen tabi kameraları unutup bir çekimde olduğumuzu izleyicilerimizin bizimle beraber olduğunu unutuyoruz. Ama mazur görsünler. E, keyif alsınlar inşallah. Kim var sırada? Rabia mı var? Rabia evet. Az önce bir şey e, <laughs> aradaki nasıl diyelim problem değil de böyle küçük bir sıkıntı vardı. Zeynep sürekli olarak geçiyordur Rabia'yı. Yani benim de bir arkadaşım böyle bisikletle geçiyor olsa bende de şey var yani aramızda kalsın hiç de hoş değil. Arabayla beni geçince ben çok şey ol oluyorum. Öyle anladın mı? Yani benim de arkadaşlarım oluyor bazen. İş yerinden çıkıyoruz. Arabayla beni geçiyorlar. Çok hiç hoş olmuyor, değil mi? Evet. Evet. Ama Zeynep bundan sonra dikkat edecek senin onunla eşit gidebilmeni. Mesela sen bir şey söylüyorsundur Zeynep'e. Mesela Zeynep bugün okulda bunu öğrendik falan. Zeynep vrr gitti. Değil mi? Zeynep evet, yapmayacak artık. Sorumuza hazır mısın? Peki hala. Mihrap takımının dördüncü sorusu. Dördüncü sorusundan sonra inşallah e, sureler okuyacak kardeşlerimiz. Bize Hazreti Peygamber'i gören, gözleriyle gören, onun sohbetine katılanlara ne dendiğini söyler misin? Sahabe. Sahabe, sahabi deniyor. Doğru cevap mı arkadaşlar? Kesinlikle öyle. Peki minber takımı hazır mısınız? Rümeysa al bakalım mikrofonu. Ben de oraya geleyim yavaş yavaş. Evet. Ben de el kartlarımı alayım mı? Doğru cevap olursa diye. Yanlış cevabımın kim alayım. Ne olur ne olmaz. Değil mi? Rümeysa nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin. Sağ olun. Bize hobilerinden bahsetsene. Neler yapıyorsun boş zamanlarında? Boş zamanlarımda arkadaşımla oynuyorum. Hangi oyunu oynuyorsun? Hmm, tablet oynuyoruz arkadaşımla. Tabii artık ne yazık ki. Eski oyunların şeyi kalmadı. Yani işte evcilik oyunları böyle kutulardan, maketlerden, arabalardan yapılan oyunlar onun yerine artık tablete döndü. İki kişi online mı oynuyorsunuz? Birbirinize bağlıyor musunuz böyle yoksa ayrı ayrı bilgisayarlarda, tabletlerde mi? Yok, aynı. Aynı tablette. Bir sen bir ben şeklinde mi? Hı hı. O zor oluyordur Rümeysa. Ya hiç zor olmuyor. Arkadaşım oynuyor yanıyor bana veriyor, ben yanıyorum, bana veriyor. Vallahi çok güzel. Biz kuzenlerimle çok kavga ettik bu yüzden. Çünkü ben aldığımda vermek istemiyorum. <laughs> Kuzenime geçti. O da bana vermiyor. Yani erkekler bunu çok iyi başaramaz. Yani bilmiyorum buradaki herkes katılır mı bana ama erkekler bunu çok iyi başaramaz. Kızların uyumundan olsa gerek. Pekala. Hazırsan bize minber takımının dördüncü sorusuna cevabını ver tamam. inşallah. Sana da suhuf nedir ve hangi peygamberlere gelmiştir diye soralım. Arkadaşlarıma sorabilirim. Tabii ki. Cevap hazır mı? Peki. Su sayfayalar demektir. Hazreti Hazreti Adem Aleyhisselam'a 10, Hazreti Şit Aleyhisselam'a 50, Hazreti İd İdris Aleyhisselam'a 30, Hazreti Hadresi İbrahim Aleyhisselam'a 10. 10 gelmiş. Yani toplamda 100 su sayfa sayfalar gelmiştir. Doğru cevap mıdır? Doğru cevaptır ve bir 10 puan daha Rümeysa'nın aracılığıyla ben de kaldırayım. Helal olsun kamera evet burasına gösteriyoruz. Helal olsun pankartımızla birlikte. Olmadı baştan gerek kalmadı değil mi? Peki dördüncü soruları bitirdik. Efendim şimdi de adetimiz üzere biz kardeşlerimizle beraber birer sure okuyacağız. Sonra da programımızdan veda edeceğiz. Ne ara başladık ne ara sona geliyoruz fark etmedik bile. İnşallah sizin için de güzel, verimli, faydalı, keyifli geçmiştir. Şimdi de bakalım Mina mikrofonun eline al bakalım. Şimdi sen bize Fil suresini okumak ister misin? Evet. Harika hazırsın ben de şöyle yanına geleyim seni dinlemek için arkadaşlarına beraber dinleyeceğiz. Öncelikle hocamızı buraya davet edelim mi? Evet. Ayşe hocamızı. Evet. Çünkü sen okuduğunda acaba doğru mu okudu, yanlış mı okudu, nerede hangi harf'e bastı, söyledi söylemedi, o çok uzman bir şekilde değerlendirecek. Ee, eli bol mudur, çok puan verir mi? Evet. Verir. Verir. Yani sen umutlusun yüksek puan 7, 8, 9, 10 alacağından. Evet. Bu da senin okumanı rahatlatıyor mu? Stres yok olmuyor değil mi? Evet. Pekala. Evet. Evet. Efendim biz şimdi hocamızı davet edelim. Sonra da kardeşlerimizin okumalarını dinleyelim. Hocam ne kadar hızlı sona geldik değil mi? Keyifle geçti. Güzel şeyler çabuk bitermiş. Evet. Gerçekten çok zevk aldık. İnşallah onlar için de bugün kalıcı bir hatıra olur. İnşallah. Ee, burada bir disiplin var. Çalışma azimleri var. Evde arkadaşları ve aileleriyle sürdürebiliyorlar. Evet. En önemlisi inşallah yarınlarda hatırlanır. Kesinlikle. Ben Kur'an kursuna gittiğim zamandaki arkadaşlarımı hatırlamıyorum yani kim vardı isim yok. Kız kardeşimle beraber giderdik ama e, Kunut dualarını özellikle evet. ben Kur'an kursunda ezberledim. Evet. Şimdi düşünüyorum biraz hızlı ezberlemişiz galiba hocam. Yıllar içerisinde yavaşlatamıyorum. Evet. Yani kaç yaşına geldim? Kunut duvasını. Allah'a minnet. Öyle bir hızlı gidiyorum ki, evet. sonra bir dakika bir dakika namazdayım. Ne Tekrar <laughs> yavaşlatıyorum kendimi. Evet. Öğrenirken çocuklar böyle biraz ağır ağır harfleri doğru söyleye söyleye öğrenmeleri lazım, değil mi? Hocam tam üstüne bastınız. Ee, ben de prensip olarak gerek yaz kurak kursunda, gerek de kış kur'an kursunda hanımlara e, hızlı okuma yasaklayan Çok bir güzel. E, hocayım. Çok güzel. E, hızlı okuyanlar kesinlikle kabul etmiyoruz çünkü. E, Hatta bunun denemesini yaptırıyorum kendilerine. Bir hızlı bir yavaş okuttuğumda hızlı okuduklarında ne okuduklarını bilmediklerini ama yavaş okuduklarında e, daha hem manaya yönelik olsun hem e, okuma şekillerine yönelik olsun daha düzgün okuduklarını söylüyorlar. E, ve e, malumunuz biliyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim. وَرَتَّلِ Kur'anı تَرْتِيلًا e, Kur'anı tane tane oku e, ayetine hitap olmak evet. üzere. Evet. E, yazında, kışında inşallah bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani, birinden bir şey istediğimiz zaman gidip çok hızlı bir şekilde söylesek belki karşı taraf bizi muhatap başladım. kabul etmeyecek. Allah'ın zorunda namazdayken ya da dua ederken yavaş yavaş okumakta fayda var. Bugün sadece biz değil, ekran başındaki izleyicilerimiz de kendi üzerimden söylüyorum. Daha yavaş, daha Kesinlikle. sakin okumakta müthiş muazzam fayda. Namazdan zevk alır insan. Kesinlikle. Kesinlikle. Onu söylüyor zaten hanımlarımız da kızlar. Kesinlikle. Da. Fil suresini şimdi Mina'dan mı dinliyoruz? Evet. Buyurun. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك rabbuke bi ashabil fil elem yec'al keydehum fi tadlil ve ersele aleyhim dayran ebabil termihim bi min sittil fece alehum ke asfim kül Teşekkür ederiz. 1 ile 10 arasında bir puan vermemiz lazım geldiğinde Mina kaç puan alır hocam? Hocam 10 puan verelim. 10 puan alır işte 10 puan alır. Ayrıca teşekkür ediyoruz sağ olsun. Doğru kartlarını mı kaldırdın? Evet kaldır. Bir dahi gördüm sanki diyorlar senin için görüyor musun? <laughs> Maşallah. Arkadaşların destekleri olmasa bu kadar keyifli gitmez bu program sağ olsunlar. Pekala şimdi de bize Medine Fatiha suresini okur mu acaba? Okur musun? Evet. Peki sen Fatiha suresini ne zaman ezberledin? Buraya e, gelmeden önce ezberledim. Ezberlemiş miydin? O zaman hızlı mı okuyordun yavaş mı okuyordun? Yavaş. Yavaş okuyordun şimdi daha da doğru okumayı öğrendin. Evet. Peki hala şimdi hepimiz seni dinliyoruz Medine. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sirâ dallezîne en'amte aleyhim, gayril mağzûbi aleyhim ve lezzâllîn. Amin. Amin. Teşekkür ederiz. Heyecan başında vardıysa bile bitti değil mi? Evet. Dağallin derken uçtu mu? Evet. Peki. Hocam kaç puan verelim Medine'ye? Hocam ona da 10 on puan on verelim. 10 puan verelim ki zaten ben el kartlarıma yazarak buraya koydum. Seni Aha. daha dinlerken bir şey dikkatimi çekti. Medine okumaya başlamadan evet. önce normalde her evet. işimizde biz besmele çeken insanlarız Kesinlikle. çok şükür. Ben kürsüye yürürken, kameraman abilerimiz evet. kameranın başına geçince, evet. yönetmenimiz setin başına geçince besmelemizi çekiyoruz. Evet. Her evet. iş alanında muhakkak öncelik Kesinlikle. bu. Kesinlikle. Şimdi bize Fatiha okurken zaten evzu Besmele çekecek ama önce evet. besmele çekti hocam. <laughs> Yani bu güzel bir örnek. Yani evet. duaya başlarken besmele çekilir ama besmeleye de başlarken besmele çekilir. Biz e, Kur'an kurslarımızda hanımlarda da bunu çok görüyoruz. E, duaya başla dediğimiz zaman dediğiniz gibi Eyüz'ü çekecek önce bir Bismillahirrahmanirrahim sonra Eyüz'ü. <laughs> e, tabii bizi de güldürüyor sınıf olarak da ama çok güzel bir şey. Evet, yani kesinlikle. bu dillerin besmeleye alışık olması çok bizi güzel. de mutlu ediyor. Kesinlikle öyle. Hocam çok teşekkür ediyoruz ben size. Ben teşekkür ederim. Onların bu güzel e, hem mütebessimler... Hem de enerjileri çok iyi geçti bize. İzleyicilerimiz de inşallah keyif almışlardır. Başarı belgelerini ve kitaplarını hediye edip ayrılacağız. Çok sağ olun. Hocam olursun. bize bu anı yaşattığınız için teşekkürlerimizi sağ olursun, Sağ olun. olmayın. Allah razı olsun. Mi? Onlar için bence keyifli kısmı. Evet ekranda izleyenler için bittiğinin işareti ama başarı belgeleri ve kitaplarla beraber veda vakti onlar için güzel olması lazım. Vahide yürüden Buyurunuz. Mine Hanım siz de buyurun. Zeynep Hanım size de verelim. Rabia al bakalım. Artık dikkat edeceğim değil mi? Bisiklet de dikkat etsin. Tamam onlar anlaştılar hiç sorun yok. Ee, Mercan al bakalım. Nasıl yanlış oldu? İyi ki söylediniz bak. Ben yanlış verip gidecektim. O an isimliklerinize bakmamışım. İşte programımızın en güzel taraflarından biri de bu. Yani biz hataya böyle tevessül edince, hafif yürüyünce onlar bizi düzeltiyor. Bu yüzden ekrana çok güzel bir şey yansıyor. Şimdi oldu değil mi? Tamam. O zaman ben tekrar isimlere bakayım. O sıra Zeynep'te bisiklet hikayesinde beni yine konuşturdunuz. Sizin yüzünüzden oldu. Evet. Nisa. Al bakalım. Nazlı. Medine aradaymış. Medine al bakalım. Elif Nur Tosun, Rümeysa. Pekala. Onların başarı belgeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından yaz aylarını güzel geçirsinler. Biraz daha fayda sağlasın diye okusunlar, öğrensinler, bilgi edinmeye devam etsinler diye küçücük hediyelerimiz. Tevhid Camii'ndeki programımız sona erdi veda ediyoruz ama niyetimiz bir başka camide tekrar görüşmek. Belki kardeşlerime söyleyeyim sizin caminizde olacağız. Hem yarışmayı hem heyecanı hem bu sohbeti sizlerle yaşayacağız. Görüşmek üzere hoşçakalın. Arkadaşlar hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz hoşçakalın.